Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, kumru gibi koklaşalım. Esmerim güzelim, ah dudu dillim, ben yanıyorum, aman Allah tutuşuyorum. Esmerim güzelim, ah dudu dillim, ben yanıyorum, aman Allah tutuşuyorum. Yanıyorum yaseminden, yanıyorum hülyeden, yanıyorum Ayşe'den Fatma'dan, karılardan kızlardan, bir umum kaynanalardan, yanıyorum hayat pahalılığından, yanıyorum anam yanıyorum, paçamdan tutuştum yanıyorum. Açtım baktım odasına, yatak sermiş kocasına, 100 kağıt verdim gecesine, hayran oldum neşesine. Esmerim güzelim, ah dudu dillim, ben yanıyorum, aman Allah tutuşuyorum. Esmerim güzelim, ah dudu dillim, ben yanıyorum, aman Allah tutuşuyorum anam, paçamdan yandım tutuşuyorum. Hadi döndü buz, yok mu için? 32 dişe trompete çalıyor, yok mu için? Buz gibi şerbet var, buz. De abicim vereyim mi bir bardak, içini ısınsın sabah sabah? Ablacım sana vereyim bir buz gibi şerbet. Ulan niye içmez bunlar ya? Nedir bu bendeki şans be? Sabahtan beri bir bardak şerbet satamadım ya. Siz yabancı değilsiniz laf aramızda, bu benim ilk işim değil. Gemici oldum bir zaman, vapur battı. Bir köye mum satmaya kalktım, ertesi gün elektrik geldi. Asker oldum piyadede, memlekete arşınmadım. Bir kere de nişanlandım. Ama evlenmeye kalmadı, haftasına bizim kız ameliyatla erkek oldu ki erkeğin en hızlısı. Namusumu zor kurtardım. Oo Hasan abi, bir bardak şerbetimizi iç ya! Bu soğukta öldürecek misin beni? Aa, sana bir müjdem var, telgrafın geldi İstanbul'dan. Deme! Ya ben kendim anlatıyordum ama inanmıyordum geleceğine. Eyvallah, zengin olursan unutma bize. Ayıp ettin, unutur muyum ya? Sizi en yakın zamanda bekliyoruz, sevgiler, amcanızın kızı Selma. Ulan ne amcaymışsın be! Oğlum Osman, şaşkınlığa düşmenin zamanı değil, şeytanın bacağını kırdın bir kere. Acele plan yap! Ne yap, ne yap? İşte toptan şerbeti merbeti sat! Ne lazım sana? Bir telgraf çekeceksin İstanbul'a, yarın oradayım. Bir de otobüs parası, işte o kadar. Ey İstanbul'un milyoner Osman Bey geliyor ha! Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç? Sen önüne bakmaz mısın ya? Kabahat senin, birden önüme çıktın! Hep kabahat benim zaten! Ulan köpoğlu köpek şans ya! Peki ben İstanbul'a nasıl gideceğim şimdi? Sen İstanbul'a mı gidiyorsun? İstanbul'a ya! Ben de İstanbul'a gidiyorum, İstersen seni götürürüm! Yani sen İstanbul'a mı gidiyorsun? İstanbul'a! Peki, yani bu arabayla mı gidiyorsun? Tabii! Şimdi sen bana bir telgraf parası da verir misin? Veririm tabii! Bizim malikaneye uğrar, bavulumu da alır mıyız? Neden almayalım? Ulan sen bayağı insana benziyorsun be! Niye benzeyeceğim yani? Hayır, onu demek istemedim yani! Bu zamanda insana benzeyen insan kalmadı piyasada da! Ulan seni met ediyoruz, anlasana ya! Anladım, benim adım Erol! Benimki de Osman! Hadi ama, benim işim acele! Benimki senden acele be! Yürü! Savunun milyoner Osman Bey geliyor! Lüküs hayat! Dur dedim! Ne oluyor? Bavulunu niye alıyorsun? Osman abi, Osman abi, nereye gidiyorsun? Yolun kabasını aldım, bundan sonrasında tabanvayla gideceğim, delilerle uğraşamam. Osman abi, dur, dur, dur ya! Korkma, vallahi deli değilim! Mesele aslında basit, şiir yazarım ben, aşk şiirleri! Hani böyle mani falan söylerler ketenel bacılar, ondan mı? Onun gibi bir şey! Hadi lan, ne biçim adamsın ben? Bir dergiye yolladım basılması için, derginin posta kutusu 107, ben yanlışlıkla 170 yazmışım! Dergide şiir çıksın diye beklerken, Yasemin adlı bir kızdan bir aşk mektubu gelmez mi? Meğer 170 numaralı posta kutusu Yasemin'inmiş! Şiirleri okuyunca çarpılmış! Almış kalemi eline, anlıyorsun ya! Anlıyorum ama yavaş yavaş!
Bu mektuplaşma bir senedir sürüyor. Sonunda bu mektupları yazan kızı tanımak bende tutku haline geldi. İstanbul'a Yasemin'i bulmaya gidiyorum anlayacağın. Adresini biliyorsun tabii. Nerede? Sordum, bu masal aşkının büyüsü bozulmasın diye adresini bildirmedi bana. Peki nasıl bulacaksın lan koca İstanbul'da? Hareket etmeden evvel Yasemin'e bir mektup attım. Gidip posta kutusunun başında bekleyecektim. Sana rastladığım iyi oldu. Yo, beni öyle aşk meşk gibi karıştırma. Osman abi, bu iyiliği bana yapacaksın. Osman'ın bir dayısı vardı, 1 milyon liraya zar atmıştı rahmetli de, gazeteler günlerce tefrika etmişlerdi. 1 milyon liraya, Rahmetlinin Osman'dan başka varisi yoktu. Heh, geldi. Hadi, hazır olun. Sağa bak! Bunlar çıkmazsa ben girmem. Merak etmeyin beyefendi, uslu dururlar. Buyurun. Buyurmaz mısınız? Yok, oturmayacağım. Kiraları topladın mı Rıza efendi? Toplamasına topladım ama... Aması ne? İki kiracı ödeyemedi bu ay. Saime Hanım'ın kızı hastaydı, biliyorsunuz. Bana ne, hastalanmasaydı? Hepiniz tembelsiniz, hepiniz dolandırıcısınız. Ahmet'in de kayınvalidesi öldü, cenaze masrafı filan. Ben cenaze namazı batçısı mıyım? Ölmesinler! 10 lira da ben aldım içinden. Gözünüze dizinize dursun be! Gözünüze dizinize dursun be nankör herifler! Hadi şimdi gösterim ben sana! Çabuk çıkın evimden! Çabuk çıkın evimden! Bugün Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey. Meraklanma, yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim. Milyoner yeğen mi dedin? Daha önce niye söylemedin Rıza Bey? Zenginlik başka alem bir şey ya. İşin parası bir cihete, afişi yeter insanı be! İsmine sokak adı! Abiciğim, Tiryaki Paşa konağı neresi abi, nerede? İşte orası yazıyor ya! Sokağın adını yazıyor, köşkü... Allah Allah! Oğlum Osman, kayıntı buhranına açlıktan kemer sıkmaya paydas artık! Artık zenginliğin eşiğindesin ha! Merhaba asker! Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Rahat! Ne oluyoruz ya? Harbiye'de 30 Ağustos teftişi mi var yani? Sanırım Osman Bey'siniz. Ta kendisi, üstüme bastınız. Ben Selma, Rıza amcanızın kızıyım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya! Şaşaşa! Osman amca çok yaşa! Bunlar da kardeşlerim. Fezacı Cemil. Oo, Aydem ile oynayalım ha? Oynarız. Retkit Ahmet. Atmaz yok, tutmam! Bu da Gazoz Şemsi. Ben de şerbetçi Osman. Senin kapağından da otomobil çıkıyor mu lan? En yaramaz, en tehlikelileri Zıpkın Musa. Ben de rahmetli Dinamit Yakın, en yakın arkadaşı. Bu da romantik Mehmet. Ay, o romantizm davası bir... Uyumaz mısınız? Teşekkür ederim, ben geç kahvaltı ettim. Baba! Vay amcacığım! Ya kan çekti, görün görmez tanıdım! Tükürük içinde bıraktın yanaklarımı! Ben senin amcam falan değilim! Amcam benim evladım! He? Amcacığım? Buyurun Osman Bey! Ver, ben alırım, ben alırım! Zenginliğe bak! Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan alacağız galiba! Şöyle buyurun! Arka ayağı kırıktır, fazla yaslanmayın! Konağı ihmal etmişsiniz galiba, ha? Konak gitti elden! Az önce sarıldığın tefeci Hüsnü Bey'e el koydu. Hem de dalavereyle, hileyle, hurdayla! Belli suratının meymenetsizliğinden ne halt olduğu. Tam zamanında yetiştin Osman evladım. Sizi Allah yolladı. Vallahi yollamasına yolladı ama... Şöyle bir 200 bin liracık olsa... Kimin evini soruyorsun be amcacığım? Sen bana 200 bin liradan bahsediyorsun. Halbuki 200 kağıda hap çıkartmaya hazırım ben ya. Biz sizi milyoner sanıyorduk. Ben de sizi. Siz şecerece dolandırıcısınız! Milyoner yiyen diye beni uyuttunuz, şu insan müsveddesine bakın be! Müsvedde babandır ulan, ağzını topla, o biçim ha! Yoksa yollarım dişçi mektebine, diş protezin çıkar. Ne olacak benim alacaklarım? Çalışıp ödeyeceğiz! Bugüne bugün senin karşında, Türkiye'nin ve de Balkanların, tevazuen söyleyeyim... ...bütün dünyanın yanı en kral şerbetçisi var ya! Şerbet satarak! Hele bu kış kıyamette borç ödenecek ha! Evet! Zat haliniz, mülklerinizin gelirini toplayacak dürüst ve tuttuğunu koparan bir tahsildar aramıyor muydunuz? Evet! İşte!
Tuttuğunu koparır mısın? Evelallah, tuttuğumu koparırım, kopartacağımı da tutarım. Hadi, tamam, peki, tamam. Gel bakayım sen. Hadi, 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 hadi. Yalnız şartlarımı iyi belli. Benim memurum, bana dürüst, başkalarına namussuz olacak. Şedid! Aa, şedid, zehirli! Hı, zalim! Zalim! Hain! Hainin kuyruklusu! Gaddar! Gaddarın en nikalası! Bu kemiğine kadar alırım! Peki! Tahsildar mısın? Peki, mayış kaç, mayış, mayış? Mühim değil, düşünürüz. Ha, mühim değil, ha. Düşünürüz. Akılana, zengin değil misiniz? Sizin gönlünüz oluncaya kadar fakirin canı çıkar be! Yarın yazıhaneye uğra, oradan da vazife başı, ha? Derhal! Allah'a ısmarladık! Hoşçakalın! Aa, yarın yazıhaneye uğramayı unutma, ha! Sabahtan uğrayayım, merak etmeyin! Şimdi ne olacak? Bilmem. Onun istediği adam olacağım. Daha doğrusu olmaya çalışacağım. Efendim, mübarek sabah şerifleriniz hayırlar olsun. Bendeniz malumu aileniz Hüsnü Bey tarafından geliyorum. Tahsildarıyım kendim. Yani onun için zahmet ettim. Kirayı tahsil etmek babında bir yardım... Aa! Sırsın sen ya! Allah'ım, niye bakmasın bu heriflere be? Ah, çok naziksiniz! Çok teşekkür ederim, iri kıyım amcacığım! İstediğiniz oğlum? Şey, ben Hüsnü Bey tarafından geliyorum bacım, kusura bakma! Buyur istersen, yorgun görünüyorsun, dinlenirsin! Hay ağzının tavanını öpeyim be! Hem maddeten hem de maneviyaten yani yorgun bir vatandaşımdır! Çocuk uyuyor maşallah! Bunun ateşi var ya! Biliyorum, ne doktor çağıracak ne de ilaç alacak paramız kaldı! Hüsnü Bey yolladı demişti! Değil mi? Yoo! Ben öyle bir şey söylemedim ki, ben kapıdan geçiyordum, hani gelmişken bir kahve içeyim dedim. Yoksa, yani şimdi bak, bu paralar sende kalsın, senin olsun. Sonra ben bir gün belki kahve içmeye gelirim. Ulan sizin hakkınızdan, sizin hakkınızdan kanun gelir! Borcunuzu ödemeniz için size 48 saat mühlet! Ödemezseniz, sizin hepinizi hapse attıracağım! Bizim yüzümüzden başın derde girdi. Yok canım, benimkisi baş değil, dert öksesi zaten, alışkınız. O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı. Zengin dost mu dedin? Benim var ya, hem de zenginin kenesetlisi. Bizim Erol var, Erol. Kartı da cebimdeydi ama ne cehenneme koydum ben onu ya? Burada. Tamam, tamam buldum. Sen boş ver şimdi, o 5044 lirayı cebinde bil. Bu zamanda kimse kimseye kolay kolay vermez o kadar parayı. Öyle bir derdi var ki, bir çözersem servetini bile bağışlar vallahi. Nedir derdi? Aşk, aşk, aşk! Bize göre çok lüks bir dert. Aşk! Ben de hiç düşünmedim ama, sadece dert mi bu acaba? Hiç zevkli yanı yok mu yani? Bizim Erol'un gözlerinin içi parlıyordu kızın ismini söylerken. Selma! Selma mı sevgilisinin ismi? Şey, çiçek gibi, kokulu çiçek gibi bir şey! İyi ki zengin değilsin, zengin olsaydın seni bu kadar sevemezdim herhalde! Ben de! Ben de! Ya bunun
Adı neydi be? Çiçek, kokulu çiçek. Bayan! Taksim biri. Ablacığım! Taksim biri. Ablacığım bir dakika be! Bak! Neyse! Git git git, öteye git, öteye git! Ablacığım, size bir şey söyleyeceğim ama aramızdaki bu çok büyük bir mesafe var. Hayır, şeyi söylemek istedim. Yani şu dolmuşu icat eden, atomu icat etmiş adamdan daha faydalı bir iş yapmış. Çünkü böyle insanlar sıkışa sıkışa dolmuşta samimiyet üzerine... Hanım abla! Yavaş be ablacığım, yangına hortum mu taşıyorsun? Ne istiyorsunuz benden? Yok, öyle etinize düşünce... Size askıntı olduğumu zannettiniz ama... Aa, terbiyesiz! Dur, rica ederim, bozulmayın ha, vaziyet başka! Zatınıza karşı bir mazuratım var da... Siz Yasemin Hanım değil misiniz? Hayır, olamaz! Olamaz! Aa, neden olamazsın ya? Yasemin Hanım! Yasemin Hanım odasında mı? Salonda gürültü çalışıyor. Ah, beyefendi de yanında mı? O da rıhtımda balık avlamakla meşgul. Daha doğrusu hava avlamakla. Hasret, biraz çık merhamet et. Gel, 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 gel! Hep beni, hep beni, hep! Doya, doya! Sev beni, sev beni, sev! Kana, kana! Hep beni, hep beni, hep! Yana, yana! Ha, ha? Ayakta durmaktan da ayaklarım şişti yani. Of, şu ayaklarım biraz da mektubun tadını çıkarayım. Oh. Yavaş kız, çamaşır mı sıkıyorsun? Ay, ne kafasız kızsın sen! Gözlüksüz okuyamadığımı bilmiyor musun? Nerede benim gözlüklerim? Ha? Görmedim, bilmiyorum. Yalana geldi mi birebir? Görmemişmiş! Kim bilir nereye tıkıştırdın? Oh, hadi, hadi salak salak sallanma, gel oku şu mektubu! Çiçeklerin en güzeli sevgili Yasemin'im! Hassas sevgilim! Sensizlik artık ölümden de acı gelmeye başladı bana! Oh, canım benim! Öyle eşsiz bir kişiliğim var ki ruhumu daha uzaklardan sarıp esir etti! Kalbim, büyüleyici varlığının avuçlarında çarpan çaresiz bir kuş artık! Seni daha görmemişken bile dünyanın en zarif, en güzel kızı olduğunu hissediyorum. Erol'um! Hayır, bu güzel sözleri yazan o adam olamaz. Rüyada mısın kız? Ne sayıklıyorsun? Hiç! Ne hiçi? Eve gelirken biri peşime düştü. Kuyruk sallıyorsun, tabii takılacaklar. Hayır, bu kartı verdi. İyi kız, okusana şunu! Erol Güven, Otel Kennedy. Erol mu? Erol hayatım, demek o burada! Aa, burada işte! Burada mı, kim burada? O adam! Hayır, görmüyorum, söylesene o adam kim? Erol, bana kartı veren! Oh, Erol, hayatımın gülü! Sevgilim, yavrum benim! Babam! Ya Erol'a bir şey yaparsa, intihar ederim kendime! Söylesene, bir şey yap, ne duruyorsun aptal aptal! Erol, kaç! Kaç sevgilim, durma! Erol, kaç sevgilim, kaç, kaç! Oh, yarabbim, sen bana yardım et! Birkaç tane saçma parçasını deve yapma be Osman abi! İşledin bir sevap, kalkma başıma! Yasemin zaten babasının sert olduğunu yazmıştı. Sert ne kelime be! Eli tanklı tüfekli, daima seferi bir herif! Gidip Allah'ın emriyle isteyeceğim kızı! Önce peygamberin kavliyle ilk yardımda 2-3 yatak... ...yahut da mezarlıkta bir arsa ayarlı, öyle gitsin! Dünyanın en güzel, en şahane kızı için insan ordulara karşı gelir. Şahane mi? Başka nasıl olabilir? Hislerim yanıltmaz beni! Nasıl, kraliçeler gibi değil mi? Yani ben şimdiye kadar hiç kraliçelerinden teşerrüf etmediğim için bilemeyeceğim onlar gibi mi?
Yahu hem ben kızın güzelliğini terazilemeye gitmedim ki oraya. Vazifemi tam bulduğuna göre göster paraların ucunu. Bizim zengin amca işi de yengen oldu zaten. Yasemin eğer hayalimdeki kadar şahaneyse paraya boğarım seni. Ya senin hayalinin radarı bozuksa? Zaten az önce yüzünün ifadesini beğenmedim. Ya yüzümün haritasına göre mi hesabat yapacağız be? Zaten benim suratımın pusulası daima bozuktur. Aldırma sen, aldırma, aldırma. Vallahi onu bunu bilmem. Kız tapon çıkarsa zırdık alamazsın. Ya bak, bak! Pazarlığımızda kızın hendesesi diye bir şey var mıydı be evladım? Sen kıza hayalen aşık olurken manzarası nasıl diye düşündürdün mü bana ki soruyorsun, lastik patlatıyorsun? İyi be! Biz kelle popo uğraşalım, sen sonunda çamura yat. Aa! Ya pazarlığımızda kız güzelleştirmek diye bir madde var mıydı be? Yoksa çok mu çirkin ha? Yok, o kadar fevkalade ki insan görünce böyle gözü kamaşıyor, dili tutuluyor. Kartımı verdin değil mi? Kaçar mı, kaçar mı? Peki, kızı göreyim, paralar senin, tamam. Son ümidimizin de kubbesi tamam. Madem ki kartımı verdin, Yasemin dayanamaz arar beni. Ayağı kırılır da arayamaz olur inşallah. Ay. Bir banyo çekip hazırlanayım, bir de tıraş olayım. Aman sinek kaydeden kazın, lazım olur. Kızın sakaletliğini görünce üste benden para ister vallahi. Alo efendim? Ha? Yasemin mi? Hakikisi mi? Kimmiş o? Aşağıda mısınız? Kim ha? Dedim? Şey, aşağıda, aşağıda! Yani bir şey ister misiniz diye soruyorlar aşağıdan. Viski soda söyle de hazırlıklı olalım. Viski soda! Beraber viski mi içelim? Oh, peki sevgilim, derhal odandayım! Dur be kızım, gelme ya, gelme ya be! Hay Allah, kapattı vicdanı tahtasız! Yasemin, hadi koş ol bakayım kızım, pırrrr! Ya bekar odası, tehlikelidir kızım, bir hal gelir başına ya! Hayatım batsın! Ah! Canım! Tatlım benim! Oo, sen buraya bademcik ameliyatı yapmaya mı geldin ya? Oo, sevinmedin mi yoksa? Sana kuşlar gibi uçarak gelmiştim! Şey, sevinmez olur muyum? Sevinçten dört kişi oldum ama böyle bir otel odasında yani romantik aşkımızın kirlenmesine vicdanım müsaade etmiyor! Ah, ne kadar asil ruhlusun! Şahane güzelliğin karşısında anladın mı fıtık oluyorum ama malum halim bu namus meselesi yani. Nikahtan önce sana el sürmemek için Eyüp Sultan Hazretlerine yemin bastırdım. Ne olur o cazibenin frenine acı bana da, yani günah işlettirme bana. Ah, benim dürüst Erolcuğum! Demek niyetin çok ciddi. Ciddi, ciddi! Ah, o ne? Aa, bu şey bu! Bu bitlinin biri bu bitli! Ya bir arkadaşım bana gelmişti, baktım çok pis kokuyor. Ulan dedim, doğduğun zaman ebe yıkadı, ölünce de imam yıkayacak. Arada da sayemde bir yıkan bari dedim. Ne pisler varmış! Ondaki kir yedi mahalle öteye bulaşır. Ha. Sen de tanırsın! Ben mi? Hı? Nereden? Babanın yakın arkadaşı! Ah! Arkadaşım, ya beni burada görüp de fitlerse, babam çok mütehassıptır, erkek sineği bile tahammül edemez! Malum malum, ben biliyorum! Bir de benim böyle otel odalarında olduğumu duyarsa! Hep beraber bir cenaze marasımı yaparız o zaman, toptan hesap tenzilatlı olur peki! Eyvah, ben ne yapacağım şimdi? Ha işte durma, kaç kaç kaç! Hem bu içerideki var ya, biraz sonra buradan çıplak çıkabilir yani! Çıplak mı? Evet, çırılçıplak, anadan doğma yani, sivil sivil, böyle çıkabilir! Biraz daha kalabilir miyim? Oha, seks fuarında mı zannettin kendini ya? Yüreğe aittir kızım! Bu gece yemeğe bekliyorum seni! Kurşun yemeğe mi? Babanı unuttun galiba! Oh, babam evde olmayacak! Peki ya hizmetçiler? Oh, hepsini bir bahaneyle savdum! Yalnız hizmetçimiz Hülya olacak biliyorsun, o da benim sırdaşım! Biliyorum, 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 biliyorum! Geleceksin değil mi canım? Geleceğim, geleceğim, geleceğim! Saat 8'de sevgilim! Sekizde hufu! Birinci tehlike atladı. Şimdi Erol'u sövüşlemenin yoluna bakmalı. Parayı kurtaramazsam maf maf! Ray, 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 ah, konserin de sırası! Ulan hamama giren kendini Zeki Müren zannediyor be! Oğlum Osman, kullan kafanı! Tamam! Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir!
Bu güzel hizmetçiyi de Erol'a Yasemin diye yutturursan paralara konarsın. Hadi bakalım, bir gayret, tamam. Bir sesler duydum, viskiyi mi getirdiler? Yasemin telefon etti. Allah! Gece, yani gece otelin lokantasında beklemeni söyledi. Yaşadık desene ha! Ne iyisi be? Birbirimizi tanımıyoruz ki. Ah, kadınlar aklı evvel olurlar oğlum. O 1 milyon kişinin içinde de olsa, ben hayalimi süsleyenler kimi tanırım dedi. Ne şiirsel bir söz. Ayrıca yolu bulamayacağını fark edersem, kendim önüme katar getiririm, hiç merak etme. Hayatımın en mutlu günü. Bak sen muradın erdin. Sabahleyin de bizim paraları asker et artık benim önüme, ha? Ay ne uyuşuk kızsın! Acele et biraz beceriksiz! Her şeyi berbat edersin! Neredeyse Erol gelecek! Aman bırak, istemiyorum! Elbisemi getir, vazgeçtim! Ay baş üstüne! Bunu mu? O değil salak, en dekolte olanını getirsene! Peki efendim! Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı! Eyvah, geldi galiba! Söyle beklesin, geliyorum canım! Ah işte şans diye ben buna derim! Anlamadım, ne şansı? Bakın anlatayım, yani ben sizi görmek istiyordum da... Ne münasebet? Gizli münasebet canım! Eğer konuşamazsak Tiga'nın hali haraptır yani! Olamaz, hayır olamaz! Ya bırak telaşe müdürlüğünü be kızım! Olamayacağını biz de çakıyoruz yani! Niye olmaz dediğimi biliyor musun? Ayıp ettin! O mektupları, şiirleri döşeninin ben olamayacağımı söylüyorsun değil mi? Evet! Ya onu sen de seviyorsun değil mi? Kimi? Erol'u! Hayır ben sizi sevmiyorum! Ya ben Erol değilim ki beni sevesin be! Peki Erol kim? Arkadaşım, Nabak! Nabak, eser cedid kağıdı gibi çocuktur! Oğlanda bir yakışık var, anladın mı o biçim? En kral artize pabucunu ters giydirir, ha! Tam düşündüğüm gibi, evet! Tamam, şimdi söyle bakayım bana! Sen bu Erol'u seviyorsun, değil mi? Benimkisi hayal sadece! Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk! Ben fakir, zavallı bir hizmetçiyim, o kadar! O yakışıklı, zengin! Aşk banka cüzdanında değil, kalplerde yaşar be kızım! Göreceksin, o da seni sevecek! Ben Yasemin değilim ki! İyi ki de değilsin! O da senin gibi güzel bir kız yaşatıyor hayalinde! Bu gece de seni bekliyor otelin lokantasında! Gidemem, bırakmazlar! Hem elbisem ya yok! Ya ben sana izin alırım be! Elbise, elbise de Yasemin'inkilerden uydur bir tane sırtına! Yapamam, yalan söyleyemem ben! Sen Erol'u sevmiyorsun! Seviyorum! Ya, seven insan cesur olacak, biraz da Osman abisini düşünecek! Bak, anlatması uzun ama sen bu akşam Erol'a gitmezsen, Osman abin yarın hapse girecek! Hapse mi? Hapse ya! Fakir fakire yardım edecek kızım! Ne var bunun ucunda? De ki sonu yok ama hiç olmazsa bir gece mutlu olacaksın! Bizim gibiler için az şey mi bu gerçekten mutlu olmak? Bir de Osman abini hapisten kurtaracaksın, az şey mi yani? Ya Yasemin olmadığımı anlarsa? Nereden anlayacak be? Alnında mı yazılı? Otelin lokantasında seni bekliyor. Gideceksin değil mi? Hiç olmazsa benim hatırım için. Osman abinin hatırı için. Fil ya! Bak sen sevdiğin adama gitmek için naz ediyorsun. Bir de beni düşünsene ya! Ben şimdi bu Yasemin mandasının yanında ne yapacağım peki? Hülya! Oho, güzel kuşum! Oho, aslanların padişahı! Aşkım! Hani baş başa yemek yiyecektik? Bu soğuk nevale, mendebur kızım burada işi ne? Pek de çirkin canım! İnsanın romantizmini frenliyor ya! Evet, çirkin ama ağzı çok sıkıdır! Canım, kadın kısmının ağzına emniyet olmaz be sultanım! O bize hizmet etsin diye burada alıkoydu! Ben sevdiğim kadının bana kendi elinden hizmet etmesinden hoşlanırım! Sen emret, ayağının altına halı olayım! Ulan senden kapı paspası bile olmaz be! Hülya, hadi sen bir sinemaya git de filmi seyret, ha? Peki efendim! Kızı saldım sevgilim! İyi, biz de burada bir film çeviririz! 30 kısım tekmili birden acıklı dram! Artık tamamen baş başayım sevgilim! Tost mu vuruyorsun, ne yapıyorsun ya? Ay canım! Sen benim hayalimdeki romantik şövalyesin! Mübareğin hayali de kıt, şövalyeye git aksi! Şimdi müstakbel saadetimiz için kadeh tokuşturalım! Hop! Buna kadeh tostlatmak denir ya, ne yapıyorsun?
Bunlar yetmez. İstakoz, karides, kokteyl, havyar, daha başka en spesiyel meselerinizden ve yemeklerinizden rica ediyorum. Baş üstüne. Sonra masaya da bol bol çiçek isterim, en güzellerinden. Emredersiniz beyefendi. Bu hasret, biraz çık merhamet et! Git, 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 git! Hep beni, hep beni! Uzaklardan! Sev beni, sev beni, sev! Yaklaşmadan! Hep beni, hep beni, hep! Isırmadan! Sev beni, sev beni, sev! Çok uzaktan! Şimdiye kadar be! Gelecek öpsem, ne olur! Sevmiyorum dedim ya! Bak, yalvarıyorum ya, sana! Ya hoşlanmıyorum ya, Allah Allah! Bak, bak! Bir şey isteme benden! Gel, 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 gel! Hoşlanmıyorum ki senden! Gel, 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 gel! İstesen de veremem, ben sıkıya giremem! Gel! Uzaklardan! Sev beni, sev beni, sev! Yaklaşmadan! Öp beni, öp beni, öp! Isırmadan! Sev beni, sev beni, sev! Bulaşmadan! Hayalimdeki kadınsın Yasemin. Hatta hayalimdekinden bin kere güzel. Sen de Erol, sen de rüyalarımdaki erkeksin. At yarışı başladı. Yandım ben yine. Kara sevdaya düşüp yandım ben yine. Başımda dönüyor ama! Oldu şekerim, canım! Beni al kollarına! Ay canım ben ucum, kuşlar gibi uçur beni! Manda uçarma be! Ay canım, sarıl bana! Oğlum, sen bana sarıl! Sana gereyim ben, seni sarayım ben! Bu tarafa dönelim, belki açılırız! Canım benim! Ya gün yuma gibi ne dönüyoruz be! Saçların ağzıma girdi ya! Canım gel! İstersen ömrümce kölen olayım ben! Müzik
aşkımız bitmeyecek. Seneler geçse bile acım hiç dinmeyecek. Ayrılıp gitsen bile bu temiz sevgimiz sona ermesin hiç. Ömrümü çoktan sana adadım bile. Şerefine sevgilim. Şerefine. Ne romantik bir gece, mum ve şarap! Dürbünün tersinden bakmış gibisin be! Oh, benim alev dudaklı, sürmeli gözlü ceylanım! Erkeğim, erkeklerin tekisi! Oh, boğacaksın ulan danaların danası! Ne demek yani, anaların anası Şükür mü? Yani anaların danası demek, aa, ben seni bir çeşit aşkla seviyorum diye. Ana aşkı, dana aşkı, baba aşkı, para aşkı gibi. Ay canım, kurçum benim! Yaklaşma, toz atar ama! Neden? Namusumu muhafaza vazifi yani. Ay canım, ay, ne sürverisin! Babam, babam, popom, babam, popom, babam, popom! Babam, valla! Olamaz şekerim, hizmetçi kız Hülya'dı! Ulan Hülya'dan hizmetçi böyle kapı çalar mı be? Allah Allah! Sen üzülme, ben bakarım! Bebeğim! Adam bebeğine sus! Bebe... Oğlum Osman, sen kendini emniyete al da gene popon kalbura dönmesin! Nuri annem güzelim! Müstakbel yuvamızın kapısını da her akşam muhbu pabuk ellerine açacaksın! Evet, açarım ama bu akşam babam evde yok, hadi yallah! Daha iyi işte! Baş başa oturur, müstakbel hayatımızı konuşuruz, güzel işte! Dur, ne diyorsun, biliyorsun, babam çok mütasip! Bugüne bugün ben de senin nişanlınım işte, üstüne var mısın? Kahretsin, dur diyorum! Ulan şimdi hapı yuttuk işte! Gelme diyorum sana, gelme! Eğer babam duyarsa ikimizi de keser! Nişan yüzümüzü unutma sultanım! Çok güzel! Servis iki kişilik, bir daha mı var yoksa? Seni alakalı etmez, sana ne? Ne demek bana ne? Senin her şeyin benden sorumlu! Vay bak! Ben senin gibi romantik olmayan bir erkekle evlenmek istemem arkadaş! Anlamadım, arkadaş. Ben mi? Ben de romantik değilim! Baban evet dedi! Babam evet dediyse seninle babam evlensin! Sen bu dolmaları kime hazırladın? Söyle, hayatında benden başka bir erkek mi var? Hı? Kime hazırladın bu dolmaları? Gırtlağında kalsın inşallah, ulan şansa bak be! Cevap ver! Beni aldattığın alçak kim? Alçak babandır lan! Ne babası ulan? Şan babası ulan! Kalbimin prensine alçak diyemezsin sen! Bu sözleri yüreğimi hasetten çatlatmak için mi söylüyorsun? Senin çatlasa çatlasa miden çatlar yediğin domaram! Yasir! Rahat bırak beni lütfen! Asla! Rahat bırakayım da baş başa dolmaları bitirin değil mi? Yalan yok! Dolmada, hop! Bak! Gelmişken iki dolma da ben atayım be! O ırz düşmanını yakalayıp muhakkak intikamımı alacak! İstersen sana adresini vereyim de gör gününü! Söyle, söyle, adresini söyle! Erol, Kennedy Oteli'ne kalıyor! Hale bak, hale bak, hale bak! Ben bu dolmaları yutmam! Kennedy Otel, Erol Kennedy Otel, Otel Kennedy. Hoş geldin, hoş bulduk. Buraya. Şey arıyorum, yani dolma. Erol Otel, Kennedy Otel. Benim yokluğumdan faydalanıp harimi İsmet'ime tecavüz ya! Ki Kennedy dolması, otel... Irz düşman! Seti yaptı Kennedy bu. Dolması! Geberteceğim seni! Erol İva! Allah! Vur! Vur! Yaşa! Kim bu? Bir şeyler oluyor herhalde. Bilmiyorum, hırsız olabilir. Ne oldu sana birden? Öyle mutluyum ki Erol, bunun bozulmasından korkuyorum. Üzülme yavrum, hiçbir şey bozamaz saadetimizi. Hiçbir kuvvet ayıramaz bizi. Korkuyorum. Korkma, hayallerimiz boşuna çıkmadı ya, önemli olan bu.
Ben aradığım kadını bulmuşken aramıza kim girebilir? Yarın buluşuyor muyuz? Bilmem, belki telefonla ararım. Biliyorum, baban müteassıp, çıkman zor oluyor evden. Evet. Niyetimizin ciddi olduğunu unutuyorsun, durumu aç babana. Ben de ilk fırsatta gelip seni ondan isteyeyim. Yarın bekliyorum. Bir kandili bol selam, biraz yağ, biraz edebiyat. Oğlum Erol, karıştır bakalım cüzdanını da kurtar Osman abinin felaketten. Darıldın mı? Oo, seninki aşk niyetine yastığa sarılmış yatıyor. Oğlum Erol, uyan uyan da iki çift laf edelim be. Sana söylüyoruz ulan, uyasana! Ah, Yasemin! Oha! Koçum benim, aslanım! Bırak şimdi ansiklopedi hayvanatını da... ...kız hayalindekine benziyor mu onu söyle, ondan haber ver. Düşündüğümden de güzelmiş. Yani dumanı dik çıkıyor ha? Hem de nasıl... ...erkek adammışsın be! Sen yağlamaya falan boş ver de paradan bahset biraz. Akşama paralar yetişmezse erkeklik falan yengen ha. Doğru postan mapushane çeşmesi ya! Para kolay be abi, ne kadardı? Mühim değil canım, 10.000 liracık. Ne? 10.000 liracık mı? O kadarcık ama iş başka, dostluk başka. Yani borç niyetini alıyorum, yaptığım arkadaşlık için değil... ...ileride ne yapıp yapıp ödeyeceğim. Anlıyorum abiciğim. Böyle konuşup gözlerimi yaşartma benim. Çok duygulandırdın, en ince hislerime... Aman fazla incelme, koparsın ha! Kalp kalbe karşı... ...ben de seni abi gibi sevdim, tamam. Yalnız... Ne yalnız, yalnız ne be oğlum, söyle be! Doğrusunu istersen, ben 300-500 lira falan sanmıştım. Oho, o parayı anladın mı ben, bir kandilli selamdan araklarım be! Tabii ama yok işte, param olsa hepsi feda! Aa, teyzemde de falan filan olsa eniştem olurdu ya! Sen üzülme, ben babama yazarım. Hadi canım, yaz tahtıya, al haftaya. Babam milyonerdir, biraz eli sıkıdır ama kaz gelecek yerden tavuk esirgemez. Ne yapar peki? Yasemin gibi zengin ve güzel bir kızla evlenmeme sevinir ve açar kesenin ağzını. Yasemin gibi güzel bir kızla, öyle mi? Oğlum Osman yuttun apı. Ne var be Osman abi, hasta mısın yoksa? Öldüm be, ne hastası? Buyurun. Erol Bey'le görüşüyorum, değil mi? Bir bey çok önemli bir konuyu görüşmek üzere salonda sizi bekliyorlar. Buyurun, kimle görüşüyorum? Ben Yasemin Hanım'ın resmi nişanlısıyım. Aa, müşerref oldu benimle. Ya arkadaş, sen viski misin? Peki, erkek misin? Ha, yeni rakı kadar erkek misin sen? Çünkü o yeni rakı da senin fiyatına geldi. Yalnız, bizim işlerimiz çok böyle karışık yani. Boşuna çene tüketmeyin beyefendi. Aşk resmiyete girmez. Nişanlılık, medeni kanunda yeri olan bir müessesedir. Nişanlı demek, bir aşkın üzerinde hükümetin himayesi var demektir. Bir erkek arkadaş daha vefat etti. Alo? Ben Yasemin. Hangi Yasemin? Hakikisi mi, sahtesi mi? Sesimden tanımadın mı? Tanıdım, tanıdım yavru kuşum. Arkadaşla beraber Hilton'dayız. Allah arttırsın. Bekliyoruz, gelsene. Abi ben davetlere karşı böyle hususi bir sempatim vardır. Derhal geliyorum, güle güle. Var mı böyle bedava kayıntıya klark çekmek? Dayak buldun kaç, yemek buldun iç. Allah rahatlık versin, rahmet eylesin. Bakın yüzüğe, 24 ayar! Ben ne sarrafım ne de hükümet adamı! Sadece Yasemin'i seviyorum ve onu bırakmayacağım! Nişanlı olsa da mı? Evli bile olsa! Hayatınla oynuyorsun delikanlı! Bana gelince, ben insanın dış görünüşü değil, önemli olan özüdür diyorum! Bu kılıkla da olsa... Ben şahsiyetimden her kapıyı açarım diyorum ama kapıcı beni buraya bırakmadı. Ben buraya pencereden girdim, biliyor musun?
Hadi bakalım hanım kızlar. Bizim fakir şerbetinin şerefine. Şerbetinin şerefine. İnşallah hali benimkine benzemez. Adisyon. Ne pozisyonu be? Yani hesap. Ben ederim şekerim, davetli misin? Yo, ben kadınların kendisini yerim ama paralarını katiyen. Prensip meselesi. Cüzdanın ceketinin sağ cebinde olur, sol cebine konulur. Bazen sağ sol olur ama bazen de ceketin astarına kaçar köpek. Ne beis var, ben ödeyeyim. Ne seyisi Nurpare? Demek alın yazımızda cigoluk da varmış. As! Sabahtan beri yolunu bekliyordum. Alelacele bir arkadaş çağırmıştı da ev kıyafetiyle çıkıverdim. Yürüyelim biraz, sana söyleyeceklerim var. Ne o? Nen var Erol, bir tuhafsın. Her şeyi öğrendikten sonra nasıl olmamı bekliyordun? Artık her şeyi biliyorum. Haklısın Erol. Sonumuz olmadığını biliyordum. Hakikati senden gizlemek zorunda kaldım. Beni affet. Ben o kadar korkak değilim. Seni o şimşir kafalı zibidiye bırakır mıyım sandın? Hangi zibidi? Nişanlınız olacak beyefendiden bahsediyorum. Nişanlım mı? Ne gülüyorsun? Nişanlıma, Hüsnü Bey geldi de gözümün önüne! Ne var bunda gülecek? İnsan Hüsnü Bey'e gülmez de ne yapar? Peki neden nişanlandın öyleyse? Yağmur yağıyor, gel şuraya sığınalım! Yasemin neden güldüğünü söylemeyecek misin hala? Şimdi görürsün gününü! Sevgilim! Erol! Hadi çıkalım buradan! Dürtüklemezsek 100 yıl uyanacağı yok! Hadi ayıl bakalım arkadaş! İç bedava viskiyi 24 saatsiz! Hey! Kımılda biraz, kımılda! Yasemin'le randevum var! Babasıyla konuştuysa gidip isteyeceğim! Ya topunuzun canına şerbet! Bırakın beni rahat be! Ne halin varsa gör, istersen hiç kalkma! Buz gibi şerbet, 32 dişe trompet çal. Hoş geldin be kardeşim, sabah sabah teşerrüf ettik! Yani ha, şerefimiz itibar kazandı demek istedin! Aa! Ustura değil mi bu? Çok güzel! Benim de tıraşım uzamıştı. Aşağıdan gönderdiler değil mi? Yukarıdan! Yukarıdan mı? Niye? Azrail'den yani, canını almaya geldim! Ah, ben de can mı kaldı be kardeşim? Ben zaten ölmüşüm! Şey, yani senin anlayacağın, ben ölü doğmuşum! Bak, sen sakın sinirlenme, sakin ol! Çünkü sinir ve sakinlik yani çok sıhhate zarardır! Bir kahve söyleyeyim sana! Dur, dokunma telefona! Ama çok güzel fal bakarım abicim! Önce hesabımızı temizleyelim!
Ya hesaptan 5 sene üst üste sınıfta çakmış adama hesap sorulur mu ya? Para dersen bak, ne diyorum sana? Aramızdan bir kara kedi geçti, o gün bugün Meteli'ye kurşun atıyorum ben. Para değil, Yasemin'in hesabı. Ha, Yasemin! O işte çok uzadı be, çok lastik oldu be kardeşim. Kaldır şunu ya, kaldır, kaldır, nedir öyle ya? Yasemin'den vazgeçersen bunlar senin olur. 200, 300, 400, 500, 600, 700... Ya vazgeçmezsem 800, 900, 800... Uçar boynun! Ha, 109. Peki, hani affedersin, bu kaç bangonot yani? 10.000! 10.000, 10.000, 10.000... 10.000, daha bin, daha bin. Yani kusura bakma abicim, alınmışı daha pahalı da onlar. Yoksa idare etse senin gibi abicime canım feda, ne olacak? 15.000! Ha, bak, senin güzel hatırına bir sevap daha işleyebilirim. Çünkü ben aç gözlü bir adam değil, tok gözlüyümdür. Çünkü para neymiş abicim, para nedir? Bu kağıt parçası işte, para, para, kağıt! Ondan sonracığıma, kefenin cebi yok ki abicim, paraya ehemmiyet sallamayacaksın böyle. Para nedir ya, nedir, kefenin cebi yok, gevşek olacaksın hayatta, don lastiği gibi olacaksın böyle. Uzayacaksın yani gerçekten. Yalnız, Yasemin'e bir daha sokulursan, kendini ölmüş bil! Biliyorum, biliyorum. Zaten o mahkeme duvarı suratlı acüzenin yüzünü görenin ömrü kendiliğinden kısalır be! Şeytan görsün yüzünü, hadi git gör! Ulan namussuz para, ulan! Ulan peşinden koşarız, tazı gibi kaçarsın değil mi inek? Fakat sırası gelince de nasıl böyle sırnaşırsın yavrum! Allah gönderdi seni bana, Allah'ım yarabbim! Hepsini cebime koyayım, Allah'ım bu cebime de koyayım, bu cebime de koyayım! Öteki cebime de koyayım, Allah'ım bu cebime... Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem! Dudakların ne sıcak, diyemem, diyemem, diyemem! Şu kalbi başkasına veremem, veremem, veremem! Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem! O gül dudaklarını öpeyim, öpeyim, öpeyim! Güzel yanaklarını seveyim, seveyim, seveyim! Şu kalbimi sana ben vereyim, vereyim, vereyim! Bırak sana vereyim, diyeyim, diyeyim, diyeyim! Bana bak, aşağıda takside paketler var, gidin araklayın ona gönder hadi! Dün gece gelmeyince meraktan öldüm! Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm! Artık şeytanın bacağı kırıldı, bundan sonra para olup ne? Büyük Allah! Hüsnü Bey merkebi teşrif ettiler mi? Neredeyse gelir! Geleceği varsa göreceği de var devenin! Ey cemaati Müslümin! Duyduk duymadık demeyin! Bu gece Sayın Hüsnü Bey devesinin şerefine... Şahane bir eğlenti var! Konak süslenecek, kayıntı ve bilumum tekel müskiratı... ...en gani tarafından, bendenizden! Yaşa Hüsnü Bey! Hüsnü Bey! Evlenmeye kadarki günlerimizin uçup gitmesini... ...bir an önce sana kavuşmayı istiyorum Yasemin. Bense sadece göz göze, el ele oluşumuzun mutluluğunu tatmak istiyorum. Bugünü yaşamak istiyorum sadece. Geleceği hiç düşünmeden. Ne harika, ne bambaşka bir kızsın. Öteki kızlar ikinci buluşmada nikah diye sızlanmaya başlarlar. Sense açılan evlilik bahsinden utanacak kadar kibarsın. Bu bahsi kapatalım Erol. Peki yavrucuğum, yalnız son bir sual. Babanla konuştun mu bizim meseleyi? Yalvarırım Erol, başka şeyler konuşalım. Birbirimizi sevmemiz yeter. Bu anın mutluluğunu bozmayalım. Getir, getir iskemleri. Çabuk bir şey yok. Her şey için teşekkür ederim Erol. Verdiğin mutluluğu ömrümce unutmayacağım. Bu mutluluklarımızın başlangıcı da... Hayır Erol, her şeyin bir sonu vardır. Saadetimiz bozulmadan, aşkımızın en güzel yerinde ayrılmamız daha iyi. Ayrılmak mı? Delirdin mi sen Yasemin? Yasemin... İleride birbirimizi kıracağımıza en mutlu anımızda ayrılmak daha akıllıca bir iş. Hiç değilse güzel bir hatıra olarak kalır bugünlerimiz. Şaka ediyorsan hoş bir şey değil, ayrılamazsın benden.
Mecburum Erol, yalvarırım anlamaya çalış. Nişanlının babanın taassubu falan içinse hepsi vız gelir bana. Ne nişanlının kiralık katilleri, ne babanın inadı para eder. Aşkım için dünyaya karşı çıkabilirim. Karşı çıkılmayacak şeyler de vardır Erol. Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin. Senden nefret mi edeceğim? Neler söylüyorsun Yasemin? Sadece ayrılmaya mecbur olduğumu ve seni sevdiğimi bil yeter. Çam sakızı çoban armağanı, sana layık değil ama! Beni utandırıyorsun Osman! Piyango çarptı galiba, ya da devlet kuşu kondu başına! Başıma bir kuş kondu ama başka bir kuş! Yüzümü niye de bana boş ver! Düşünmeye de antrak! Bu gece sadece gül eğlen! Ne demişler, derdin varsa eğlen, borcun yoksa evlen! Ne iyisin Osman! Ne var, ne var? Yaşasın Osman Bey! Osman Bey'miş! Bana bak, seni hapsattırayım da gör! Oğlum, bizim beyliğimiz seninki gibi böyle tefecilikten, ölü soygunculuğundan, arakçılıktan gelmiyor! Bizim beyliğimiz yüreğimizde, yüreğimizde! Al bakayım, bu amcamın borcu! Bu fakir fıkaranın borcu! Bu benim borcum! Bu da bahşiş, üstü sende kas! Osman abi! İnşallah bu paralarından da tabutuna çivi alırsın! Yaşa Osman Bey! Sağ ol Osman Bey! Hadi, hadi, hadi! Hadi, hadi, hadi! Hadi, hadi, hadi! Ubu, kubu, destur, destur... Sevgili babacığım, inanın Yasemin'i görünce böyle eşsiz bir kızı seçtiğim için benden iftihar edip evlenmemiz hususunda bizden fazla acele edeceksiniz. Selma, bak yani, biliyorsun ben garibanın biriyim. Lakin benim de buramda bir yürek çarpıyor. Seni görünce anladın mı, ilk bakışta böyle zıpkın yemiş orkinoza döndüm. İçim bir tuhaf oldu. Benim de Osman. Kalp kalbe karşıdır. Ama bundan bir istifade olmasın diye söylemiyorum tabii. Neyi söylemiyorsun? O biçim işte. Benim de böyle üstünü örteceğim çocuklarım olsa. Haddim değil ama, yani senin gibi bir karım olsa... Ey yavrum, ey! Yasemin Hanım'a gönderdiler. Peki, teşekkür Yasemin ederim. Yasemin Hanım siz misiniz? Şey... Çiçekler benim. Kim o? Size çiçek yollamışlar. Kız öyle pırasa gibi tutmasana çiçekleri! Onlar benim kalbimde koncalaşan aşkımın çiçekleri. Ama sen böyle ince şeylerden ne anlarsın? Ne bakıyorsun? Açsana kapıyı hadi!
Yasemin, çiçeğim, bir tanem! Aşkın bütün okları kalbimde ve ben bütün kalbimde sendeyim! Seni düşünüyor ve haberlerini bekliyorum! Ey şairlerin şairi! Hassas Erol'um! Hassas Erol'um! Sana bir sahtekarın iç yüzünü izah ederekten hassas kalbini yeniden fethetmeye geldim! Ne? Erol mu sahtekar, senin ağzını yırtarım! O sana değil! Saygıdeğer pederinin servetine aşık! Sevgili Erol'un adi bir jigoludur! Onu 15.000 liraya satın aldım! 15.000 lira için vazgeçti senden! Ya bu çiçekler, bu kalp necilik oluyor, oku bakalım! Erol gibi bir şövalye senin pis parana tenezzül bile etmez! Alçak, namussuz! Dolandırıcının çifte katmerlisi iti oğlu! Erol'a dil uzatmana katiyen müsaade edemem! Ben de senden vazgeçerim! Hayır! Seviyorum Yasemin! Hayır! Benim olacaksın! Hayır! Gönül rızasıyla karım olmazsan zor bağlı çiftçi! Hayır, hayır, hayır! Kaçıracağım! Ata bindirip öyle kaçıracağım seni! Hayrola be oğlum! Nedir öyle mezarlık mermeri gibi kasılmış kalmışım burada? Bitti her şey, öldüm ben! Ne ölmesi be! Sen de bu sıhhat varken hepimizin cenazesine çelenk taşırsın be! Şakayı bırak canım! Yasemin'le ayrıldık! Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin deyip ağlayarak kaçtı! Kaçan kadınla kaçan kurttan zarar gelmez oğlum! Sen al beni, al beni diye gırtlağına basandan kork! Hem ayrılmak istedi, hem beni sevdiğini söyledi! Aslında Hülya... Ne Hülya'sı? Mali Hülya! Yani Yasemin... Sana öyle kesik ki, seninle evlenmezse, kıyar canına intihar eder! İntihar mı? Evet! Kıyar canına ha, çünkü çok hassas kız! Babası da sözlüsüne vermek istiyor! O zaman çeker tabancayı, ben de öldürürüm kendini! Şşş, ne yapıyorsun ya, şeytan da olur be! Ha. Hem öleceğine evlen ya! Evlilik, nalları dikmekten daha beter bir şey değil ya! Madem ki vaziyet bam ya, sen de kaçır kızı, bas ensesine nikah olsun, bitsin! Peki, yardım eder misin bana? Ayıp ettin! Becerirsek, bütün servetim senin! Yo, dostluk darphaneyle değil oğlum! Hadi toparlan da bitsin bu dava bir an evvel! Şimdi hemen hallederim! Eyvah, şimdi yedik ayvayı! Ne ayvası? Ekmek ayvası! Gene sapıttın, ne arıyorsun büfenin altında? Kol düğme mi, kol düğme mi, kol düğme mi, kol düğme mi? Heh, şimdi girdin kapana! Seni kalleş dönek seni! Kimden bahsediyorsunuz beyefendi? Bırak aptallık numarasını da, iade et bakalım paraları! Ne parası? Yasemin'den ayrılacağım diye dolandırdığın 15.000 lirayı! Ben para mara almadım! Ayrıca değil 15, değil 20.000, 100.000! Hiçbir kuvvet beni Yasemin'den ayıramaz! Bizim aşkımız milyonlardan kıymetli! Neler sayıklıyor bu şaşkın be! Sen paraları buna vermedin mi? Hayır! Erol denen herife verdim patron! Erol benim, herif de sen! Evet, Erol bu! He? Demek Erol bu! Demek Erol bu! Evet, Erol bu! Ne yaptın paraları? Erol'un odası burası dediler patron! Evet, burası! Girdim içeri, baktım şu yatakta horlayıp duruyor! Ben horlamam, kendine gel, ayı! Efendim? Şşş, ayıdan anlamaz, ayı ol ayı! Ya benim 15.000 ne olacak? Üstüne bir bardak soğuk su içeceksin! Şerbet, buz gibi! Doldur bir bardak, demirinde olsun! Ne şerbeti be? Hadi, hadi, defol burada be! Defol burada verilmiş, ben 15.000'imi isterim! Öldürün! Kafa vurma, fırık olurum ben! Süş ayı! Etiketi! Helal olsun ulan Erol, jandark gibisin namusun! Aldılar narkozu, bize dayanılır mı be? Banyoya tıkalım şunları! Aa, tabii tabii, üstünden de kapıyı kapatırız! Aha, hadi! Turşu için iyi hıyarlar seçtik ha! Aralarını da tuzladık mı? Tamam, salamurayı da koyarız! Yalnız bunlar yenmez, lokantalara satalım bunları! Getir, getir, öteki de kapak olsun bunlara! Nerede öteki? Ah, onu şurada! Ayrı yere oturtalım, onun cinsi başka! Bu hıyar soyulmuş hıyar, çünkü bozar onu, hıyar hıyara baka baka bozulur! Getir, üstünü örteyim şunun, belki çoluk çocuk girer de korkar, ne olur ne olmaz! Seni dümenci seni, beni yem edip alırsın paralara!
Benim hakkım o 15.000 lira. Bana olan borcuna say, ödeştik. Hem şimdi bırak para gözlüğü de Yasemin'i düşün. Hüsnü Bey'den evvel davranmalıyız. Aha. Çıkınız! Yavaş ol, ses çıkartma! Ulan ne naneymişsin sen be! Kayınpederin çiftesi bizim kıçımızda patladığı zaman gülüyordun. Ne haber? Şimdi bacakların titriyor ama ya! Sus be, sus! Oğlum, aç kurt aslana saldırırmış. Yürekli ol biraz, yürü yürü! Mısın sen be? Evin biricik kızı bodrum katında mı oturur? Ulan bodrum sayılmaz ki, 4 merdiven aşağıya! Zevzekleşme! Hizmetçi mi bu kız be? Yürü! Allah Allah! Hayır, hizmetçi değil beyefendiciğim! Prenses, prenses! Allah Allah, herkes aşık olur, kasaneti bize düşer ya! Ulan ne şanssız doğmuşum ebeannemden ya! Ben de gürültü etmeyeyim bari! Ya nerede bu herif be? Erol'cum! Kalbimin Fatih'i! Ne var ruhumun aksarayı? Uykuda senin latif kokunu duydum, geleceğini anladım! Ne koku be, koklayanın burnu düşer! Gel sevgilim, bak minik kuşun sana hasret! Kuşa bak, kuşa! Filin kanatlısı! Kızım yapma, yavaş ya! Yavaş! Ulan ne yapıyorsun? Olimpiyatlarda güreş mi tutuyorsun be? Aa! Cehenneme gitti bu herif, hay Allah! Nefesisin! Kızınızı servetiniz için değil, sırf eşsiz güzelliği için seviyorum. Emin misin? Hem de fazlasıyla! Gözlerinde körlük falan... Gözlerim böyle çok sağlamdır. Kızımı iyi gördün mü? Görmek ne kelime, bütün şahaneliğiyle gönlümde çizili hayali. Aferin! Bir dakika! Saygıdeğer kayınpederim! Bu münasebetsiz ziyaretimin sebebi... Yasemin'inize duyduğum perişan edici aşktan mütevellit bir divaneliktir. Tussunun kuvvetine bak! İsabet buyurdunuz! Cidden büyülendim! Lakin ben aşkımdan keçileri kaçırırken... siz kızınızı başka birine veremezsiniz! Sırada ben varım! Önce ben istedim! Aaa! Sen burada mısın? Buradayım tabii! Peki Yasemin'in odasındaki kim? Oh! Kızımın odasında bir tane daha mı vardı? Tabii, gözümle gördüm! Anlaşılan Tussu'yu fazla kaçırdık! Üçünüze de boynuz taktıran kim ise cenaze ilmi haberini hazırlasın! Adem öyle, Yasemin'in fikrine bırakalım, evlenecek o! İstediği erkeği kendisi seçsin, hayır, değil mi ya? Kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya! Doğru değil! İkisininki de doğru değil! Baba, baba olduğunu bilip, kızın üstüne otoriterde kurmalı! Demir Grassi devrindeyiz, karılar da bir insandır! İnsandır ama ayda 3 hafta yaşarlar! Yasemin'e soralım! Yasemin, paşa kızım, aç kapıyı! Kapıyı açayım da şamarı patlat, değil mi? Domuzun kızı, aç diyorum sana! Çık dışarıya da şu lekelenen namusumuz temizlensin! Dışarıda güzelliğine aşık 3 eşek var! Hangisini gönlün seçerse onu sana alacağım! Oh, benim altın kalpli babacığım! Sıkı dur bakalım, şimdi dananın kuyruğu kopacak! Hem de kökünden kopacak! Kopacak! Kıyacak!
Ay! Şey, benim Yasemin'im bu değil! Ulu dönük tohumu! Sen değil miydin az önce elimi ayağıma kaparım kızı benden isteyen? Bendim ama, bendim tabii! Buydu, buydu, buydu! Tüs! İt! Kıza soralım! İşte ateşi aşkınla kavrulan üç damat namzedi! Hangisine gönlün yatarsa onu alacağım! Nezmeliyim, şaşırdım babacığım! Ben sevdiğim erkeğe mektuplarından aşık oldum! O ince, o ruha işleyen sözleri hangisi yazdıysa ona aşığım! Hanginiz karaladınız o ruhi mektupları ha? Ben değil, bak şaşkınlıktan ters giyiyorum ceketi! Ne mırıldanıyorsunuz öyle? Ben sizi istediğim gibi konuşturmasını bilirim! İmtihan edeceğim sizi! Düşünün bak! Şey, karnı da verecek misin bize? Öldürüyorum! Nedir bu Arap saçı iş be? Hakiki Yasemin, arkadaki manda yavrusu! Ya benimki? O evin hizmetçisi! Delirdim sen be, hizmetçi olur mu o? Niye olmasın, parayla değil mi be? Sen Yasemin güzel değilse para vermem deyince... İkiniz bir olup beni dolandırmak için kumpas kurdunuz! Ya sana aşık olan Hülya'mış zaten! Bu mandanın gözleri miyop! Hülya mektupları kendi okuyup kendi cevap veriyormuş, içinden geldiği gibi! Ne konuşuyor diyorsunuz? Yürü! Yürü yürük, yürü yürük! Masa başına! Oturun! Fisuntu, yan bakmak, kopya yasak! İmtihanımızın mevzuu, en güzel aşk mektubu! 15 dakikada yazılacak! Yine tekrarlıyorum, ses çıkaranı, yanındakinin kağıdına bakanı, kopya çekeni gözünün yaşına bakmam, iki kaşının ortasından mıhlarım! Aşk, aşk olalı kimse senin kadar sevilmemiştir. Seni göreli gözlerimde yepyeni bir dünya açıldı. Yasemin'im, sen bir çiçek ismi taşıyorsun ama... kalbimde açan bir karnabaharsın sanki. Benim minik mandacığım. Senin kıymetdar kararını bekleyen hüsnü kuluna acı. Senin o ağzıma layık zeytinyağlı dolmaları bir başka eşeğe yedirmek isteyişin... hassas yüreğimi kıskançlıktan çatlatıyor. Yazamıyorum ya! Hoca efendi geldiler efendim! Buyurun! Hoş geldiniz hoca efendi! Hoş bulduk! Aa, ver! Allah al! Aa, yok! Konağa geri verirsen bunu veririm sana, verdim, tamam mı? Verdim, tamam, gitti. Al karıyı, bul parayı! Al bunu! Yasemin! Evet, geldim babacığım! İşte senin sevdanla yanıp tutuşan üç taliplinin kalemlerini kalplerine batırarak yazdıkları üç mektup! Oku nihai kararını ver! Peki babacığım! Hey! Ah benim ateşli ruhu güzel erkeğim! O aşk mektuplarını senin yazdın, niye söylemedin? Tam zamanı, hadi git babasından konuş be! Sizden bir ricada bulunsun! Asla! İmtihanı kaybettin, sınıfta çaktın! Kaybettim ama bir amorti! Başka kızım yok, başka kapıya! Hadi hadi, Allah versin! Ya kızın yoksa, hizmetçin de mi yok be bey amca? Baksana delikanlıyı, anlarsın ya! Tam kıvamında yani ha! Hadi sen rıza göster de bu işi, o da... Ben de Hülya ile evleneyim! Amcacım, çifte düğün bir arada daha da ucuz olur aynı salonda demek yani! Demek küssü hizmetçinin odasına da sızdı, her koklay, koca bulay! Remzi! Buyurun efendim! Bağ Hülya'yı çağır! Aslan be amcacığım! Hadi bakalım, bu iş oldu, paralar meydan görmedi artık! Seni kuş sütleriyle besleyeceğim sevgilim! Eğlence, seyahat! Aa, bana dolmalar yapacaksın ha! Her zaman dolma getireceğim sana! Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i! Puh be! Verdiğim paralara yazık! Ulan Yasemin bu be! Hadi lan, devam! Kısmetine geldin kız, talibin çıktı! Bak be evladım, seninle evlenmek isteyeyim! Hayır, olmaz! Niye kız, nesi var? Filmta gibi delikanlı! Ya bırak amcazım, onlar işlerini ağladılar, yürü be! İdare et! Bu beyin evlenmek istediği başkası! Beni başka biri sanıyorsunuz! Benim ismim Hülya! Ben bir ismi değil, hayalimdeki yeşil gözlü güzeli seviyorum! Thank you.
sonunda biz de yedik ayvayı! Thank you.